Merhaba arkadaşlar. Bugün değerli misafirlerim için kaburga dolması yapıyorum. Şu şekilde Ela gelecek. Burada da sarmamız var. Şu şekilde. Şu şekilde dikiyoruz. Biraz ağzını açık bırakıyoruz ki içindeki pirinç güzel pişsin. Tane tane olsun. Evet, artık pişirmeye geldik. Şu şekilde yerleştiriyoruz. Çok az çok az, kazan ısınana kadar, et çekmesin diye, yanmasın diye çok az biraz su koyacağız, bir bardak kadar. Zaten ağır piştiği için et kendine suyunu bırakıyor ve kendi suyuyla 3 saat pişecek. Evet, şöyle Antep'te çok kullandığımız bir dolma atlığımız var. Tedbir amaçlı kullanıyoruz, yanmasın diye. Şu şekilde sığmayacağı için sarma olan kaburgamızı da buraya yerleştiriyoruz. Bu şekilde. Tabii ki etimizin tuz hakkını da koymamız lazım. Öncesinden koyuyoruz. Zaten buharlaşacağı için her yerine etin tuzunu çekecektir. Tabii bu pişerken diyebilirsiniz. Et yağlı, acaba içinde yağlı olacak mı? Çok çok farklı oluyor. Dıştaki etin tadı farklı oluyor. İçindeki yemeğin tadı çok farklı oluyor. Yani bir dolmanın altına kemik koyduğunuz, kemikli dolma yaptığınız gibi olmuyor. Daha farklı tat oluyor. Evet, bir miktar su koyacağız demiştik. Koyuyoruz. Şöyle. Bir bardak kadar.